Merhabalar, ben Satı Melek Selin'den kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tart kekinden harika bir tarifle geldim. Lezzet o kadar güzel oldu ki damak çatlatan derler ya o cinsten. Dilerseniz hemen tarifine geçelim. Çırpma kabıma hemen 2 adet yumurtamı kırıyorum. Yumurtamızı kırdıktan sonra üzerine bir su bardağı toz şekerimizi ekleyelim. Ve mikserimle yaklaşık bir 3 dakika rengi açılana kadar, kıvamı da kremamsı olana kadar çırpma işlemim olacak. İstediğim kıvamı elde ettikten sonra bir kahve fincanı sıvı yağ ekliyorum. Bir kahve fincanı da süt ekliyorum. Bir pakette vanilyamı ekliyorum. Bütün malzemelerim karışması için bir 30 saniye tekrardan bir çırpalım. Üzerine 1,5 su bardağı un ekliyorum. Bir pakette kabartma tozu ekliyorum ve eleyerek koyuyorum. Ben unumu spatula ile yedirdim ama isteyen mikserle de karıştırabilir. İyice özleşene kadar karıştıralım. Unumu da iyice yedirdim. Kıvamı da bu şekilde olacak. Kalıp olarak tart kek kalıbımı kullanacağım. Gördüğünüz gibi kenarları biraz çukur oluyor. Hemen üzerine bir tatlı kaşığı tereyağımı koyuyorum. Ve peçete yardımıyla her tarafına sürüyorum. Yağımı her tarafına sürdükten sonra da üzerine hemen kekimin harcını döküyorum. Spatula ile bir düzleyelim. Birkaç kez de tezgahımıza vuralım ve önceden ısıtılmış 170 derecelik fırınımızda pişmeye bırakalım. Kekimin çukur kısmını doldurabilmek için hemen krema pişireceğim. Küçük bir tencereme 1 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 1,5 çay bardağı toz şeker, 3 su bardağı da süt ekliyorum. İlk önce bunları bir güzel çırpacağım. Daha sonra da ocağımı alarak kaynayana kadar karıştırarak pişireceğim. Pişirmiş olduğum kremamın üzerine bir paket vanilya ve bir yemek kaşığı da tereyağı ekliyorum. Karıştırarak yedirelim. Kekimizi fırından çıkartıp ılayana kadar da karamelini pişirelim. Ocağımın en küçük gözünü kullanıyorum. Hemen tavamın üzerine bir su bardağı toz şeker ekliyorum. Bu kısımda metal kaşık kullanmayalım, tahta kaşık kullanalım. Şekerimiz biraz kendini bıraktıktan sonra karıştıra karıştıra erimesini sağlayalım. Şekerimiz iyice eridikten sonra da karamel rengini alana kadar pişirme işlemine devam edelim. Çok fazla rengini koyulaştırmayın yoksa karameliniz birazcık acımtırak olur. Şekerimin rengi istediğim kıvama gelince ocağımın altını kısıyorum. Ve hemen üzerine 2 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Tereyağımızı da hızlı bir şekilde karıştırarak eritelim.
Yağımız iyice eridikten sonra da üzerine bir paket sıvı krema ekleyelim. Kremamızı koyduktan sonra kaşığımızla karıştırarak pişirme işlemine devam edelim. Bu kısımda kremayı yedikten sonra birazcık şekerimizde katılaşma oluyor. Karıştıra karıştıra eriyene kadar pişirme işlemine devam edelim. İçindeki sertleşen şekeri iyice eriyene kadar karıştırarak pişirme işlemine devam edelim. İyice eridiğinden emin olduktan sonra ocağımızı kapatalım ve soğumaya bırakalım. Karamelimizin rengi çok güzel oldu. Ocağımızı ilk kapattığımız zamanlarda da akışkan oluyor. Dinlendikçe, soğudukça da birazcık koyulaşıyor. Şimdi soğuması için bekletelim. Ve ılayan kekimizi kenarlarını bu şekilde birazcık gevşetip tabağımıza ters çevirerek kekimizi çıkartalım. Kekimizin orta çukuruna pişirmiş olduğumuz kremamızı dökelim ve kaşığımızla yayalım. Kremamı yaydıktan sonra 1,5 saat dinlendirdim. Hem de o sırada karamelim kendini iyice toplamış oldu. Gördüğünüz gibi bu 1,5 saat sonraki dinlenmiş hali çok güzel kıvam aldı. Karamelimi sosluğuma koydum ve bu şekilde üzerine döktüm. Daha sonra da kaşığımla düzledim. Eritmiş olduğum beyaz çikolatamı buzdolabı poşetine koydum ve ucundan bir delik açtım. Bu şekilde çizikler atıyorum. Beyaz çikolatamızı üzerine koyduktan sonra kürdanımızla bu şekilde çizikler atarak şekil verelim. Kekimizi öncesinden 1,5 saat kremasını koyduktan sonra dinlendirdiğimiz için de daha fazla dinlendirmemize gerek yok. Hemen dilimleyerek servis yapabiliriz. En sevdiğim kısım bu kısmı, finalleri. Hemen ilk dilimimi çıkartıyorum ve tabağıma alıyorum. Sizlere de bu şekilde yakından göstereyim. Gerçekten damak çatlatan çok güzel bir lezzeti vardı. Kesinlikle tavsiye ediyorum denemenizi. Bugün de bir videonun sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı. Videolarımı beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.